NTV ekranına ve yeni hayata hoş geldiniz. Ben Nefise Karatay. Bugün de değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte metabolizmayı konuşacağız. Hemen diğer konu başlıklarımıza da kısaca bir göz atalım. Ardından karşınızda olacağız. Hazırsanız yeni hayat başlıyor. Neden önemlidir bu metabolizma? Tip 2 diyabet bugün %20'yi yok. Orana bakın. 10 katına çıkıyor. Neden? Metabolizmamızı bozduğumuz için. De. Onun için Osman Hoca diyor ki yapmadan önce homidi peptak yemeyin. Çünkü siz uyuyunca karaciğerinizle uyuması lazım. Uyumuyor galiba. Annemin başından beri söylüyordum aman dikkat diye. epek dinleyen olmadı. Şimdi belki dinleyen çıkar. Bir daha tekrar diyelim. Bir, obezleşiyoruz. İki, yaşlanıyoruz. Üç, depresyona giriyoruz. Hatta dörde çıkardım. Uyuyamıyoruz. Yani sen bunu yaptın, verdin 20 kilo, bıraktın, geldin bir 20 kilo daha almışsın. Ben seninle görüşmeyi üretirim. Yeni Hayat'la karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz, hoş nasılsınız? Hoş bulduk, merhaba, teşekkürler. Bugün metabolizmayı konuşacağız hocam. Ee, aslında hepimizi yakından ilgilendiren de bir konu. Öncelikle metabolizma nedir diye başlayalım. Neden önemlidir bu metabolizma? Metabolizma dilimize pat diye girmedi. Yavaş yavaş girdi ama öyle bir yerleşti ki evet. çıkıp gitmek bilmiyor. Tam karşılığı tek sözcükte Türkçemizde, güzel Türkçemizde yok. Asla evet. pek çok dilde yok. O nedenle bütün dillerde metabolizma, metabolizma olarak tanımlanmış durumda. Gıdalarla aldığımız maddelerin, besinlerin, karbonhidrat, protein ve yağların... solunumla aldığımız, oksijenle yanarak bize enerji üretme sistemi haline dönüşmesine metabolizma diyoruz basitçe. Yani biz metabolizmamız sayesinde nefes alıp verebiliyoruz. Kalbimiz metabolizmamız sayesinde çalışıyor. Beynimiz metabolizmamız sayesinde düşünüyor. Dolayısıyla metabolik hızımız bizim hayat hızımızı belirliyor. Makul ve mantıklı bir hızda hayatın gitmesini istiyorsak metabolizmamızın da yaşımıza, cinsimize, eşimize uygun bir hızda gitmesini ve dengede kalmasını sağlamak zorundayız. Her yaşta, herkes için, her yerde, her ortamda, her koşulda aynı metabolizması yok. Dolayısıyla kimin hangi metabolik hızla hayatını sağlıkla sürdüreceği metabolizmaya bağlı bir ölçüde, bir ölçüde. Ama hepimiz metabolizma deyince bütün bunları anlamıyoruz. Bir tek şeyi anlıyoruz, kilo. Evet, kilo onu da birleştiriyoruz. Evet. Yani kilonuz varsa metabolizmam yavaş ne yapayım diyorsunuz. E, kilosunu yemesine rağmen koruyanlar çok şanslı metabolizması iyi çalışıyor diyorsunuz. Diyoruz. Yani metabolizma sözcüğü günlük sohbetlerin, çay kahve sohbetlerinin, ev böyle çörek sohbetlerinin bile bir numaralı konusu. Evet. Peki hocam metabolik esneklik nedir? Metabolizmayı metabolizma yapan temel özelliktir metabolik esneklik. Neden? Çünkü metabolik esnekliğiniz olmazsa metabolizmanız size o yaşta, o cinste, o pozisyonda, o mevsimde hatta o ısıda gerekli olan desteği sağlayamaz. Metabolizmanız sizin yaşınıza göre değişmek zorunda, cinsinize göre değişmek zorunda, boyunuza göre değişmek zorunda, uykunuza göre değişmek zorunda, göre değişmek zorunda uykuda yavaşlar. Koşup koşmadığınıza düşünüp düşünmediğinize, stres olup olmadığınıza göre değişmek zorunda. Hamile olup olmanıza göre değişmek zorunda. Menopoz olup olmanıza göre değişmek zorunda. Yani o kadar çok değişkene uymak zorunda ki bunun tek çaresi esneklik. O esnekliğe sahip olmayan bir metabolizma, katılaşmış bir metabolizma, olduğu yerde kalan bir metabolizma, size ayak uyduramayan bir metabolizma, size kilo olarak, size kalp damar olarak, size insülin direnç olarak, size hipertansiyon olarak, hatta size uzun vadede kanser olarak bile dönebilir. Nedir bu metabolik esneklik? Nedir? Nasıl sağlanılır? Bir hibrit bir motoruz. Metabolizma dediğimiz şey aslında bir motor içinde yanan bir benzin gibi düşünün. Oksijenle benzin arabamıza karışıyor veya dizel. Bize enerji üretiyor. Biz de gaza basıp gidiyoruz. Ve ee, bizim kendi yapımızda bunlar çok farklı değil. Bizim de vücudumuza giren oksijen nefes aldık girdi. Bir de evet. gıda, gıda, homidikotlar yedik, girdi. Bu gıdaların içindeki protein, yağlar ve karbonhidratlar oksijenle beraber yakılması lazım ki bunlar bir enerji üretilsin. Bizim metabolizmamız aslında çok şanslıyız. Ee, bir hibrit motor yani iki yönlü kapasitesi var. Oksijenle oksijensiz de çalışabiliyor. Karbonhidrat da karbonhidratsız da çalışabiliyor. Yani normal koşullarda şekerle oksijenin birleşmesi lazım. Karbonhidrat ana yakıt bizim benzinimiz. Karbonhidrat, oksijen değişmeyen kavramız ya değişmeyen yakıcı maddemiz bizim, tutuşturucu maddemiz diyelim ama... Biz hiç karbonhidrat almadığımız zaman yağları yakarak başka bir sistemi devreye sokup proteinleri devreye sokarak proteinlerden karbonhidrat yaparak filan bir başka sistem oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla bir hibrit motorumuz var şanslıyız. Hatta çok uzun sürmezse kısa süreli oksijensizlik aralıklarında Anaerobik solunumu devreye sokarak yani oksijensiz solunumu devreye sokarak o nefes nefese kaldığımız yerin diye düşünün. Uh -huh. ee, orada da bir süreye kadar yaşamamızı metabolizmamız sayesinde sürdürme imkanı bulabiliyoruz. Ama metabolik esnekliğin olabilmesi için benim, senin, hepimizin metabolizmasının gerektiğinde karbonhidratları, gerektiğinde yağları yakabiliyor olması lazım. Yani iki yönlü çalışabiliyor olması lazım. Benzini bitince elektriği, elektriği bitince benzini devreye sokan araçları düşünün. Aynen Şimdi öyle. Şimdi çok mula, hibrit, hibrit araçlar. Aramalar. Biz de birer hibrit araçız. Hibrit araç olabilme birinci metabolik esneklik kavramımız. Hı. Bu olmazsa işimiz zorlaşıyor. Bu yeterli mi? Hayır değil. Metabolizmamızın içinde bulunduğumuz hava koşullarını duyması lazım. Çok sıcaksa metabolizmamızın hızlanması lazım. Hızlanıyor zaten. Hızlanıyor. Evet. Çok soğuksa metabolizmamızın hızlanması lazım. Bizi Hızlanıyor. ısıtmak için. Evet. Öbüründe soğutmak için, bunu da ısıtmak için. Hızlanıyor zaten. Ayrıca metabolizmamızın e, bizim oturuyorken başka, yatıyorken başka, uyuyorken, koşarken başka çalışması lazım. Çünkü bir arabaya nasıl dururken yani çalışıyor ama hareket etmiyorsa yaktığı benzin miktarı farklı. 60 kilometrede yaktığı benzin miktarı farklı. 120'de farklı. Motor gücü ona göre devreye giriyor. Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites diye vitesi takıyoruz. Aynen. Otomatik vites olsa bile araba kendisi otomatik takıyor. Bizim de metabolizmamızın bir otomatik vites sistemi var. Ve bizim yürüdüğümüze göre farklı hızla çalışıyor. Koştuğumuza göre farklı hızla çalışıyor. Depar attığımıza göre farklı hızla çalışıyor. Dolayısıyla bizim metabolik esneklerimizin aktivite düzeyimize de uyması lazım. Yani sadece coğrafi koşullara uyması yetmiyor. Aktivite düzeyimize de uyması lazım. Hiç metabolizmamızın gece tamir sistemlerine dönüşmesi lazım. Ve bu gece tamir sistemlerine dönüşürken bizim bazal metabolizmada dediğimiz metabolizma düzeyindeyken de güzel bir uyku çekmemiz ve uyku yanıklık döngümüze de uyuyor olması lazım. Uyku uyanıklık döngümüze eğer uymazsa eti evet, sabah yorgun kalkıyoruz metabolizmamıza. Evet evet, yani, evet, evet, onun için Osman Hoca diyor ki yatmadan önce homidi kırtak yemeyin. Çünkü siz uyuyunca karaciğerinizle uyuması lazım uyumuyor galiba. Midenizin da uyuması lazım uyumuyor galiba. Siz onu çalıştırıyorsunuz kendiniz uyuyorsunuz. Dolayısıyla sabah dingin bir metabolizmayla kalkma şansınızı neredeyse sıfıra indiriyorsunuz. Çok doğru. Bunun daha başka detayları da var tabii ki konuşacağız onlarda. Dolayısıyla yaşınıza da uyması lazım. Yeni doğan bir çocuk metabolizması benim senin metabolizmana yüzde elli daha fazla çalışıyor. Ama hemen hemen dördüncü, beşinci yaşta bu fit aşağıya doğru inmeye başlıyor. Yirminci yaşlarda tekrar yükselişe geçiyor. Ee, örneğin menopozdaki bir Ayşe ile menopozdan önceki bir Ayşe'nin metabolizması aynı değil. Kadın metabolizma Kızı, kadın, Bir kadın metabolizmanize metabolizmanize menopoza girdiği zaman ortalama yüzde beş ile on düşüyor. Yani hocam ben aynı şeyleri yiyorum. Geçen sene menopoza girdim. Dört kilo aldım. Alırsınız. Hazırlamanız lazım. Yıkım değil. Metabolizmaya başlıyor. Yavaşlıyor, yıkım, değil yıkım ayrı bir şey. Evet. evet. Yani doğrudan doğruya mesela östrojenin karaciğerde insülin metabolizmasına olan yardım ortadan kalktığı için menopoza girince östrojen sıfırlanınca insülin metabolizması o yol arkadaşlar arkadaşı östrojeni bulamadığı zaman insülin direnci daha hazır hali daha kolay yakalanır hali diyelim geliyor. Dolayısıyla metabolizmanın bizim yaşımıza da uyması lazım. Cinsimize de uyması lazım. Yani... kas gücümüze de uyması lazım. E, kadın metabolizmasına, erkek metabolizmasına göre... bir miktar daha geride olmasının sebebi kadınların kas... E, güççülerinin, daha doğrusu kas volümlerinin... E, daha az olması. Çünkü metabolizmanın esas belirleyicisi kaslarımız. Çünkü kaslarımızda daha çok mitokondri var. Yani metabolizmanın patronu nedir hocam derseniz nedir bana, hocam mitokondrilerdir. Mitokondriler. Yani aslında ömrün patronudur ama ömrün temel belirleyicilerden biri olan metabolizmanın da gerçek ve gizli patronu hücrelerimizdeki mitokondri dediğimiz enerji üreten santrallerimizdir, güç istasyonlarımızdır. Ben yine bu tanımlamayı ilk kez sizden duydum. Metabolik yaşlanma ne peki? Bir sonraki programda yaşlanmayı konuşalım. Evet. Ama yaşlanma bir bütün. Yaşlanma deyince biz sadece cildimizdeki kırışıklıkları, saçımızdaki beyazları ya da dökülmeleri görüyoruz. Ya da eklemlerimizdeki ağrıları hissediyoruz. Uykumuz diyoruz falan ama yaşlanmanın psikolojik boyutu ayrı. Ekonomik boyutu ayrı. Sosyal boyutu ayrı. Biyolojik boyutu ayrı. Metabolik boyutu ayrı. Biz yaşlandıkça daha çok kas kaybediyoruz dikkat etmezsek çok çok daha fazla. Kas kaybettikçe kas içindeki mitokondrilerin de yaşlanmasıyla hem kasımız hem de işe yarayan genç ve yakışıklı, cevval, çalışkan, Azerbaycan diliyle civan mitokondrilerimizi kaybediyoruz. Yani mitokondrilerimizin genç olması, mitokondrilerimizin çok olması metabolizmamızın ana belirleyicilerinden bir ama yaşlılık aslında bir mitokondriopati bir miktar mitokondri yaşlanmasından dolayı biz yaşlanıyoruz. Ve azalıyor yaşlı, mu mitokondri? Atıl, yani? Azalıyor, evet. azalıyor, yaşlanıyor ee, ve aynı zamanda kas kaybı oluyor yüzde bir, yüzde iki yaşa göre. Yaşla birlikte olan o kas kaybı mitokondri kaybı anlamına da geliyor. Çünkü mitokondri rezervimizin neredeyse yarısı kaslarımızda yerleşmiş durumda. Yağ dokuzumuzda, kemik dokumuzda çok fazla mitokondri yok. Esas olarak ana cevval organ, enerji üreten organlar kaslarımız. Dolayısıyla biz yaşlandıkça da bu kas ve mitokondri kaybı nedeniyle yaşlanıyor. Sadece kas ve mitokondri kaybı nedeniyle mi yaşlanıyor? Hayır, başka nedenler de var. Yani DNA'mızın yaşlanması, kök hücrelerimizin yaşlanması, yani genetik formasyonumuzun yaşlanması, genetik okuma yazmalarımızın epigenetik yaşlanmanın da etkisiyle yaşlanmasıyla da biz metabolizmamızın yaşlandığını biliyoruz. O nedenle yaşlanan kişi kendini metabolizması yaşlandığı için daha yorgun hissediyor. Metabolizması yaşlandığı için uyumasına rağmen dinlenemediğini, sabah yorgun kalktığını hissediyor. Metabolizması yaşlandığı için gündüz de uyuma ihtiyacı duymaya başlıyor. Metabolizması yaşlandığı için daha kolay yağlanıyor, daha ...kolay kilo alma eğilimine girme sürecine maalesef maruz kalıyor. Dolayısıyla metabolik yaşlanmayı önlememiz lazım. Nasıl önleyeceğiz? Nasıl Birinci planda metabolik yaşlanmanın bir numaralı ilacı egzersizdir. Aktivitedir, patronu da yürümedir. Yani her zaman, her yaşta düzenli olarak kullanabileceğimiz en etkili metabolik yaşlanma önleyicisi yürümektir. Ama yürüme yeter mi hocam? Asla yeter yetmez. Mi? yetmez. Yetmez. Çünkü yürüme sadece kas erimesini bir miktar önleyebilir. Sarkopeniyi bir miktar önleyebilir. Ama kalıcı bir kas erimesi önlemesine bahsediyorsak, hatta kas kazanımını devreye sokmak istiyorsak direnç egzersizleri de yapmak yani ağırlığa karşı direnmek, yüke karşı direnmek, itmek çekmek, kaldırmak, çömelip kalkmak, squat zorlamak yapmak, lazım zorlamak kası. zorundayız. Ağırlık egzersizleri yapmak zorundayız. Yani bir şekilde yokuş çıkmak zorundayız, merdiven çıkmak zorundayız. Yani kası birazcık zorlamak zorundayız. Yani kasa e, bizim tıbbi tabirimizde çok önemli bir kavram. Bunu da konuşuyoruz. Yani biyolojik kavgaya zorlamak zorundayız. E ne kadar çok bir dokuyu biyolojik kavgaya zorlarsanız doku hayatta kalmak için kendi sistemlerini o kadar çok devreye sokar. O kadar çok güçlü kalmak, hayatta kalmak ister ve hayatta kalmak için hayatta kalma genlerini, hayatta kalma enzimlerini, hayatta kalma proteinlerini devreye sokar. Onun için Osman Hoca size hayatta kal, ayakta kal diyor. Evet. Ayakta kalmazsanız yıkılırsınız. Onun için ağaçlar ayakta ölüyor. Ayakta kaldığınız zaman uzun yaşarsınız. Uzun yaşamak için de metabolik yaşlanmanızı azaltmanız lazım. Peki sadece Eksersiz yapmak metabolik geliştirmeyi önler mi hocam? Hayır önlemez. Çünkü metabolizmanın daha doğrusu daha da önemlisi mitokondrilerin çalışabilmesi için mitokondriye yeteri kadar enerji vermeniz lazım. Evet. O enerji kaynağı vermeniz lazım. O enerji kaynağı besin ve oksijen. Evet. Nefes alıp vermeyi beceremezseniz, sigara içerseniz sağlığa zararlı, akciğerlerinizi berbat ederseniz yeterince doğru dürüst nefes alacak, sizi nefes alıp vermede derinleşmeye zorlayacak bir hayat tarzı, bir eksersiz tarzı oluşturmazsanız olmaz. Yakıt evet. lazım, amino asit lazım, protein lazım, yağ lazım. Dolayısıyla metabolik yaşlanmayı önlemek, önlemek için yaşlanma döneminde daha çok yemek değil, daha ziyade yükte, hafif, pahada ağır gıdalar tüketmek lazım. Evet. Tekrarlayalım, yükte, hafif, pahada ağır gıdalar. Yani amino asit tüketeceksek, aşırı amino asit tüketiminin bizi erken yaşlandıracağını biliyoruz, net ve açık. Ama amino asit var, amino asit var. Hayvansal ürünlerin bazılarında bulunan bizim vücudumuza üretme imkanı olmayan esansiyel yani yaşamsal amino asit dediğimiz amino asitlerin bazılarını yumurtadan, yoğurttan, peynirden, zaman zaman kırmızı etten, daha çok yağlı balıklardan alma yoluna gideceğiz. Protein kazanırken yağ kazanmayı ihmal etmeyeceğiz ama gidip ee, ne bileyim margarin yemeyeceğiz. Palma oil tüketmeyeceğiz. Palmiye yağ bütün bu paketli gıdalar içine sokuyorlar ee, ve mümkün olduğu kadar doğal yağ tüketeceğiz. Doğal yağlarda birinci tercihimiz çoklu doymamış yağlar, tekli doymamış yağlar olacak. İkinci tercihimiz doğal doymuş yağlar olacak. Doğal doymuş yağ tereyağı. Evet. Hayvansal yağ. Do çoklu doymamış yağlar omega yağlar, omega 3'ler tekli dönmemiş yağlar da bizim kraliçemiz, Zeytinyağı. Zeytin, zeytin ve zeytinyağı. Dolayısıyla alacağınız yağın da kalitesi önemli. Evet. Gidip e, ne bileyim işte e, daha çok böyle yanmış ayçiçeği yağı, yanmış pamuk yağı, yanmış bilmem aspir yağı, bilmem ne yağ gibi yağlar görürseniz bunun e, sonu terişanlık evet. evet. olacaktır. Dolayısıyla metabolik yaşlanma bir bütün ve bizim temel hedeflerimizden birisi sadece kilomuz için değil 60'ında, 70'inde, 80 80'inde de formda fit, zımba gibi bir Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet, Hasan, Hüseyin olmak istiyorsak metabolik yaşlanmanın ne anlama geldiğine bakacağız. Dikkat ederseniz konular gittikçe derinleşiyor. Evet. Ama zaten hayat derinliklerde gizli. Yüzeyel hayatın hepsi hepsi yaşanıyor ama derin hayatı bilen daha çok hayata iz bırakıyor ve daha çok kendisine fayda, güç, dinamizm ve enerji sağlıyor metabolik esnekliğiniz olmazsa metabolizmanız size o yaşta, o cinste, o pozisyonda, o mevsimde hatta o ısıda gerekli olan desteği sağlayamaz. Metabolizmanız sizin yaşınıza göre değişmek zorunda, cinsinize göre değişmek zorunda, boyunuza göre değişmek zorunda, uykunuza göre değişmek zorunda, uykuda yavaşlar. Koşup koşmadığınıza, düşünüp düşünmediğinize, stres olup olmadığınıza göre değişmek zorunda hamile olup olmadığınıza göre değişmek zorunda. Menopoz olup olmadığınıza göre değişmek zorunda. Yani o kadar çok değişkene uymak zorunda ki bunun tek çaresi esneklik. O esnekliğe sahip olmayan bir metabolizma, katılaşmış bir metabolizma, olduğu yerde kalan bir metabolizma, size ayak uyduramayan bir metabolizma, size kilo olarak, size kalp damar hastalığı olarak, size insülin direnç olarak, size hipertansiyon olarak, hatta size uzun vadede kanser olarak bile dönebilir. Yeni hayat devam ediyor. Metabolizmayı hızlandıran besinleri biraz daha detaylandıracak olursak. Aslında örnek biraz verirseniz. önce anlattığım şeyler metabolizmayı hızlandıran değil metabolizma için olmazsa olmaz besinler ama evet. metabolizmayı hızlandıran besinler kavramı e, Nefise Hanım tam bir palavradır. Büyük değil mi? bir Hep palavradır. Tam bir diyet palavrasıdır. Evet. Ee, yanlış anlamasınlar diyetisyen demiyorum diyet falan diyetisyenler asla metabolizmayı hızlandıran besin diye bir şey konuşmazlar <laughs> doğru yeşil çay metabolizmayı hızlandırır hocam hızlandırır Su içmek hızlandırır mı hocam? Hızlandırır. Soğuk su içmek daha çok mu hızlandırır? Buz yutmak da biraz hızlandırır mı? Hızlandırır mümkün. Peki hocam protein metabolizmayı biraz daha hızlandırır mı? Evet hızlandırır. Ama bunların hepsini üst üste koysanız metabolizmanız yüzde yarım, yüzde bir bile hızlanmaz. O kadar. O kadar, yani. kadar düşük etkisi var. Dolayısıyla metabolizmanızı hızlanmak istiyorsanız, hızlandırmak istiyorsanız ne yediğinizden ziyade ne kadar yediğinize çünkü çok yiyince metabolizma yavaşlar. Otomatik yavaşlar. Ciddi bir şekilde yavaşlar. Yediğiniz dünyanın en sağlıklı besini dahi olsa yavaşlar. Çok yemeyeceksiniz. Aç bıraktığınız zaman metabolizmanız daha çok hızlanır. Bunu unutmayın. Hmm. Soğudan da aç kalkmak aç, lazım. Evet. İkincisi de e, metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız bedeninizi harekete geçireceksiniz. Durmak yok, yola devam diyeceksiniz. Hareket halinde olacaksınız. Onun için size Osman Hoca, kalçalarınız, koltuklara, sandalyelere veya ne işte divanlara 20 dakikadan fazla değmesin diyor. Hemen ayağa kalkıp bir 5 dakika tur atın. Telefon konuşuyorsanız ayakta konuşun. Sohbet ediyorsanız ayakta sohbet edin. Yani ayakta kal hayatta kal kavramını çok daha derin anlayışları veya anlamlar olduğunu bir kez daha vurgulayalım ve metabolizmayı hızlandıran diyetler, metabolizma maça çayından hızlandırmış, metabolizma <laughs> bilmem yeşil çaydan Bunların hepsi fasafiso işlerdir benim tabirimle. Hepsi yalan dolan işlerdir. Metabolizma hızlandırmanın yolu bir, düzenli hareket etmektir. iki az yiyip öz yemektir. Evet. Hepsi. Peki çevresel şartların metabolizmamıza bir etkisi var mı? Var. Var. Nedir? Biraz önce de söyledim. Çok kısa söyleyeyim. Buyurun. Çevresel şartlar dediğimiz şartların bir ısı, ısı şartları var. Coğrafi şartları. Onu söyledim. Çok sıcakta veya çok soğukta metabolizma sızlanıyor. Onun için soğuk havada yaptığınız yürüyüşlere daha kolay zayıflarsınız. Dayanabilirseniz sağlık açısından iyi giyinip çok daha etkili. Bu çok net. Daha çok kas aktivasyonu, AMPK aktivasyonu yaparsınız. İki, aç çıktığınız zaman... Sadece şekeriniz düşük olup yağ yaktığınızdan değil, aç çıktığınız zaman nat seviyeleriniz artmış olduğu için hem tor yolu baskılanmış olduğu için daha çok yağ yakarsınız, daha çok metabolizmanız hızlı çalışır. E, çevre koşulları, e, sadece ısı koşulları da değil, çevre sizi daha çok yemeğe itebilir. Yani çevrenizde burada kuru yemiş, burada bal, burada börek varsa ha bir havlu gırtlak tadına bakarsınız. Yani çevrenizin sizi gıdaya davet etmesi de söz konusu. Ayrıca e, çevre deyince, evinizdeki anneniz, anneanneniz, kilonuzu sabote etmek isteyen diğer şişman insanlar ne yapacaksın diyeti ya boş ver ye iş keyfine bak diyenler de var. Onlar da çevreye giriyor. Sosyal çevre. Bütün değil e, mi? Sosyal çevreniz sizi iyi yaşamaya, iyi yaşlanmaya, formda fit olmaya motive eden bir sosyal çevre ise daha çok Zaten yenilen evet. iş yemekleri evet. falan. Yani bana mesela soruyorlar hocam e, spor salonuna yazılayım mı? Yazıl diyorum ama esas neden şu yazıl derken bir spora motive etmekle işe yarıyor spor salonları. Eksersiz salonları daha doğru. İkincisi oraya gittiği zaman biraz yatırdığı paranın etkisiyle biraz da çevreye saygı olarak daha az yemeye ve daha çok hareket etmeye çalışıyorsunuz. Yani çevre... Sizi psikolojik olarak da etkiliyor. Yine yani çevre sizi depresyona çıkmış, sokmuşsa, duygusal yeme, yani yemeği değil, duygunuzu yemeye çalışıyorsunuz. Duygu da size daha çok yiyerek cizah çekiyor. Hepsi bu. Evet. Peki metabolizmanın egzersizle olan ilişkisini biraz daha detaylandırmanızı rica etsem. Tabii. E, metabolizma e, bizim egzersiz yapmamız halinde tabii ki hızlı çalışmak zorunda. Çünkü egzersize enerji yetiştirmesi lazım. Oturan bir Osman Hoca'nın, yürüyen bir Osman Hoca'ya göre daha az enerji tüketiyor. Tükettiğini biliyoruz. Koşan bir Osman da, yürüyen bir Osman daha çok enerji tükettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim işte metabolik isteklik yine devreye girdi. Burada daha fazla aktivite yaptığınız zaman metabolizmanız daha fazla aktivite kazanır. Bu nasıl kazanır? Bir, hangi aktiviteyi yaparsanız yapın, eğer siz kaslarınızı, aktiviteyi kaslarla yapıyorsunuz. Kaslarınızı, kalp kasınız da buna dahil iskelet kasınız da buna dahil. Kaslarınızı daha çok aktiviteye zorlarsanız kas diyecek ki bu enerji bana yetmiyor. Ben yeni santraller kurayım. Yani daha önce de bir konuşmamda anlattım. Cumhuriyet kurulduğu zaman biz ilk çubuk barajını yapmışız. Sonra Seyhan, Ceyhan barajları. Şimdi saymakla bitmiyor barajımız. Çünkü Cumhuriyet kurulduğu zaman 10 milyonduk, şimdi 90 milyona yaklaşıyoruz. Hadi. Cumhuriyet kurulduğu zamana göre de sanayimiz, elektrik tüketimiz, enerji tüketimiz çok arttı. Daha çok enerji ihtiyacımız var. Yetmiyor bu santraller. Nükleer santral kuruyoruz. Bunun bizdeki anlamı şu. Ben daha çok enerji tüketirsem hareket ettiğim zaman benim kaslarım daha çok genç ve güçlü mitokondri üretiyor. Yaşlı mitokondrilere diyor ki Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Siz gönderiyoruz. Evet. Yerine genç ve daha çok enerji üretebilen yeni mitokondriler üretiyoruz. Mitokondri sayısını da arttırıyor. Yani hem gençleştiriyor, hem çoğaltıyor istasyonların sayısını. Alternatif istasyonlar koyuyor. Tıpkı bizim ülkemizde yaptığımız gibi. Dolayısıyla egzersiz bizi mitokondri üretmeye yönettiği içinde de bizim metabolizmamızı daha çok mitokondrisi olan bir nefise, daha az mitokondrisi olan bir nefiseye göre daha aktif, daha metabolik hızı yüksek bir nefis Dolayısıyla bu bir. iki ağırlık yapsın yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Kas erimesini de engelliyoruz. Sadece ağırlık egzersizleri yürümede olduğu gibi metabolizmamızın artması nedeniyle bize daha çok mitokondri ürettirmiyor. Aynı zamanda kas kaybını engellediği ve yeni kas üretimi yaptığı için yani bir kilo kasım var diyelim ki bilmem şu kadar mitokondri var ama 5 kilo kasım var, iki katı mitokondri var. 10 kilo 4 katı mitokondri var. Dolayısıyla ne kadar çok kas gücü ve kas volümü o kadar çok mitokondri ve ne kadar çok çalışan kas o kadar çok mitokondri. Kalp kası, iskelet kası ikisi de kas. Evet. İkisi de kas. Ama kalp kasının her bir hücresinde 20-25 bin mitokondri var. Neden? Çünkü kalbin sen hiç zahmete girmeden 7 gün 24 saat işçi esnekliğiyle e, dayanıklılığıyla e, ne bileyim işte bağlılığıyla sana hizmet ediyor. Ama iskelet kasın sen kafayı çalıştırıp kalkıp yürürsen sana hizmet ediyor. Onun için iskelet kasında en fazla 5 bin mitokondri var. 25 bin, 5 bin. Evet. Demek ki çok çalışan kas daha çok mitokondriye sahip oluyor. Sporcu kalbi büyük. Evet neden büyük? Çünkü sporcu kalbi çok efor sarf ettiği için daha çok normal hızlı çalışıyor başlangıçta. Çok çalıştıkça kalınlaşıyor. Kalınlaştıkça da dinginleşiyor, sakinleşiyor. Çünkü mitokondri rezervi arttığı için çok hoplayıp sıfırlamasına gerek kalmıyor. Hmm. Daha yavaş bir hızda da o yapması gereken faaliyeti yapabiliyor. Yani ben koştuğum zaman 120'ye çıkan nabzım futbolcu Caner koştuğu zaman 70'i geçmiyor. Ya i̇şte da evet halteci Ahmet Halter kaldırdığı zaman 60'ın üstüne çıkmıyor. Buna da sporcu kalp diyoruz. Yani egzersize rağmen hızlanmayan kalp. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Değil mi? İşte bu da bir emek gerektiriyor. Evet. Sizi dinledikçe daha çok spor yapasım geliyor benim her ne güzel. zaman. Ben de herkes zaten o maçta işte. bunları evet hocam Müthiş, müthişsiniz. Peki metabolizmamızın uyku ile olan ilişkisini konuşacak olursak neler söylersiniz? Uyku bizim olmazsa olmazlarımızdan biri ve gibi sadece biz. uyku bizi dinlendiriyor. Tabii dinlendiriyor ama uyku bizi onarıyor. Uyku bizi yarına hazırlıyor. Uyku bizi e, onarma, dinlendirme dışında temizliyor. Yani bir glenfatik sistem diye bir sistem var beynimizde, inanmak mümkün değil. Yani büyük e, Büyükşehir Belediyesi gibi çalışması lazım gelen, e, bütün sokakları tek tek taraması lazım gelen her kör sokağa bile e, çöp kamyonu sokup atıkları alması gereken bir sistem beyinde çalışıyor gece. Bütün bunlar içinde sizin gece de metabolizmanızın çalışıyor olması lazım. Bir saat dilimi var mı bu? Hayır. hayır. Saati normal saati Normal sirkadiyen ritim dilim içinde daha iyi çalışıyor. Bu hmm. güzel bir soru. Yani normal olarak hmm. siz eğer saat 10.30-11'de uyuyan sabah hmm. 5.30-6'da kalkan birisiyseniz zaten size Rabbimizin başladığı gündüz gece ritmine uygun sirkadiyen ritim dediğimiz evet. o. Gündüz gece ritmine evet. uygun yaşayan birisisiniz. ve sizin metabolizmanız zaten milyonlarca yıldır bu ritme göre ayarlanmış durumda. Onun için zaten gece sabaha kadar oturanlar sadece evet. atıştırdıkları için değil, metabolik ayarlarıyla çok fazla oynadıkları için de kilo alıyorlar. Doğru. Evet, onun da bir zamanlaması gece da çok Gece az mi? uyuyan, gündüz çok yer, unutmayın. Gece az uyuyan, gündüz sadece çok yemez, daha çok şekerli, tuzlu, unlu şey yer. Tekrarlıyorum. Gece az uyuyan, geç saatte uyuyan, uyku problemi olan kişiler... ...daha ziyade daha çok yemekle kalmazlar, daha çok tuzlu, unlu ve şekerli gıda tüketirler. Hatta tuzlu, unlu, şekerli bir de üstüne üstlük yağlı. Onun için gece geç saatte lokantaya gidenler... Paça çorba içerdiler bol yağlı, evet. bol tuzlu. <laughs> Çünkü metabolik yapıları zaten alt üst olmuştur. Hormonal yapıları, böbrek üstü bezleri. İstersen onları da konuşalım. Yani metabolizmayı evet. hormonal sistemlerimiz de etkiliyor. Hormonal sistemlerimiz evet, etkiliyor. Etkiliyor. Yani metabolizmamızın bir kere bir hormonal sistemimiz var ki metabolizmamızın patronu tiroid bezi. Tiroid bezi. Evet. Önünde topu epitopu 20-25 gram. Bir bez, şu kadarcık bir şey. Ama evet. o 20, 25 gramlık bez az çalıştığı zaman bize kilo aldırıyor, derimizi kurutuyor, kabızlık yapıyor, unutkanlık yapıyor, saçımızı döküyor, kaşımızı döküyor. Kab yani yapmadığı bir numara yok tiroid bezden beri. Hipotiroidi. Evet. Evet. Bir de çok çalıştığı zaman da durup dururken kilo vermeye başlıyorsunuz. Doğru. Ama sağlıksız bir kilo vermeye, kas eritmeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda kilo vermekle beraber aynı zamanda terlemeye başlıyorsunuz. Eliniz titremeye başlıyor. Bağırsanız hızlanıyor, ishal olmaya başlıyorsunuz. Saçınız, kaşınız gene dökülmeye başlıyor. Sonuç metabolizmamızın patronu tiroid bezi. Ama sadece tiroid bezimiz az çalışınca, çok çalışınca metabolizmamız değişmiyor. Mesela böbrek üstü bezlerimiz salgıladığı başta kortizol hormonuyla metabolizmamızı çok ciddi etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor. Az çalışır zamanlarda olumsuz yönde etkiliyor. Yani az çalışan bir böbrek üstü bezi Hipokortisizm diyoruz tıpta ya da hastalık haline adison hastalığı diyoruz. Ayrı bir metabolik bozukluk. Çok çalışan bir tiroid bezi ister hücresel çoğalmaya, ister tümöre kansere ister adenoma bağlı olsun. O da Cushing hastalığı dediğimiz başka bir metabolik arızaya yol açıyor. E sadece tiroid beziyle böbrek üstü bezlerim mi hocam etkiliyor. Hayır yumurtalıkların sustuğu zaman da demin konuştuk başlangıçta. Menopoza girdiğiniz Menopoz. zaman östrojen üretemezseniz insülin renkliyle yüzleşmeye başlıyorsunuz. E, kadınların menopoza girince bel kalınlıklarının artma eğilimi, kalçalarının genişleme eğilimi keyfinden değil. Ama akıllı bir kadın bununla menopoz döneminde iyi bir yaşlanma planı yaparak onun için Osman Hoca size bir yaşlanma planınız var mı diye var soruyor. Var mı her evet, yaparak, Evet bunu mutlaka önleyebilir. Hiçbir zorluğu yok bu işin. Biraz gireni ayarlayıp yani şekeri unun nişastayı biraz da kas gücünü arttırıp egzersizle yoğunlaşırsanız... o kalça genişlemez, o bel kalınlaşmaz. Evet. Peki yumurtalıklar dışında, böbrek üstü tiroid dışında başka sistemler var mı hormonal var mı? sistemler var mı? Daha pek çok var. Mesela beyninizdeki serotonin meselesi. Serotonin fakir gelince duygusal yeme atakları yaşarsınız. Psikolojik evet, olarak. Dopamin, evet. dopamininiz arttığı zaman aklınıza gülmek, eğlenmek gelir ama yemek çok fazla gelmez. Ama pankreas hızla devreye giriyor. O da bir iç salgı bezi, pankreas. İç salgı bezi olarak insülin üretiyor, glukagon üretiyor ve gereğinden az insülin ürettiği zaman ayrı bir bela. Fazla miktarda insülin ürettiği zaman insülin direnciye yol açtığı zaman ayrı bir sorun. Evet. Dolayısıyla, e, metabolizma meselesi öyle herkesin ağzını alması, kitabını yazması kolay olmayan bir konu. Aynen öyle. E, ben 40 yıldır bu işe dirsek çürütmüş bir hoca olarak söyleyeyim, metabolizmayı bilmeyen, metabolizmayı iyi yorumlayamayan birisinin kiloyu yönetmesi mümkün değil. Yüzey olarak da olsa bilmesi lazım. Bizim öğrenciliğimizde, hatta asistanımızda çok güzel bir e, öğretisi vardı hocalarımızın. Doktorluk o zaman daha fazla usta çırak ilişkisiydi. Hmm. Yani hocaların yanında biz biz, iş, biz bir şey, işçiydik. Yani bir sanatçıydı onlar. Biz onlardan sanatı anlamaya çalışırdık. Zanaatkar insanlardı. Eski hocalar öyleydi. Derlerdi ki diyabeti bilen bir doktor çok şeyi hatta her şeyi bilir üç aşağı beş yukarı. O zaman biz şundan zannederdik onu. Diyabet dediğin şey göze vuruyor, böbreğe vuruyor, kalbe vuruyor, beyne vuruyor, evet. sinir sistemini etkiliyor, ayağa, ele vuruyor, kemik eritiyor, kas eritiyor vesaire. Ha demek ki bunları çok okuduğumuz için biz çok öyle değil. Diyabet metabolizmanın bozulmasıyla meydana gelen en yaygın, evet. en evrensel yoğunluğu olan hastalıklardan biri hatta birincisi. En e onun için bir tabii misin? biz metabolizmamızı bozduğumuz için bu obezite epidemisiyle salgınıyla karşı karşıya kaldık. Çok doğru. Biz metabolizmamızı bozduğumuz için Türkiye'de 1980'de ben hekimliğe merhaba benim dediğim dönemde yüzde iki, üç, dört, beşi bulmayan tip iki diyabet bugün yüzde yirmiye yok. Orana On evet. katına çıktı. Neden? Metabolizmamızı bozduğumuz için. Kim bozdu? Biraz kötü besinler postu, yanlış besinler postu, biraz da hareketsizlik, tembellik postu. Ama ön planda kötü beslenme var, İkinci ikinci planda da aktivite hastalığı var. Evet. Çok sıcakta veya çok soğukta metabolizma hızlanıyor. Onun için soğuk havada yaptığınız yürüyüşlere daha kolay zayıflarsınız. Dayanabilirseniz sağlık açısından iyi giyinip çok daha etkili. Bu çok net. Daha çok kas aktivasyonu, AMPK aktivasyonu yaparsınız. İki, aç çıktığınız zaman, sadece şekeriniz düşük olup yağ yaktığınızdan değil, aç çıktığınız zaman NAT seviyeleriniz artmış olduğu için, hem tor yolu baskılanmış olduğu için daha çok yağ yakarsınız, daha çok metabolizmanız hızlı çalışır. Yeni hayat devam ediyor. Peki metabolizmamız yaştan etkilenir mi? Tabii yaşlandıkça yavaşlıyor. Biraz önce hmm. anlattığım şeyleri toplarsak üst üste. Neden? Hmm. Biz yaşlandıkça hormonal yaşlanma da oluyor. O nedenle metabolizma da yaşlanıyor. Biz yaşlandıkça enerjitik sistemlerimizde enerji istasyonlarımız azalıyor. Enerji yaşlanmamız da oluyor. Yani kas erimemiz olduğu için, e, mitokondri kaybımız olduğu için de metabolizmamız yaşlandıkça düşüyor. Ama ben o metabolizmayı düşürmek istemiyor isem mutlaka ve mutlaka hareket edecek. Ve aynı zamanda mitokondrilerin ihtiyacı olan mamaları, mamadır onlar, gıda bir Yani bir bebeğe gıda veriyorum demezsiniz, mama veriyor evet. dersiniz. Çünkü yaşamını sürdürebilmesi için mamadır o. İhtiyaçtan daha öte bir şeydir. Olmazsa olmaz. Mitokondri koenzimsiz yapamaz. Mitokondri e, yapamaz. Mitokondri hücratasyonsuz yapamaz. Mitokondri natsız, nikotin adenin din niklotitiz yapamaz. Mitokondrinin kendini tamir etmesi için sirtuin sisteminin aktif olması lazım, resveratrol'a ihtiyacı var. Fisetine ihtiyacı var. Yani o kadar derin bir mevzu ki yaşlanma meselesi. Onun için son zamanlarda yaşlanma çok konuşuyorsun diyorlar bana. Çok konuşmuyorum, az konuşuyorum, daha da çok konuşacağım. Çünkü geçenlerde Türkiye İstatistik Enstitüsü açıkladı. Türkiye nüfusunun yüzde 15'in pardon, onundan fazlası 65 yaşı geçti. Evet. Bu evrensel bir rakamdır. Bir toplumda evet, 65 yaşı geçen nüfusun oranı %10'u geçti mi o toplum yaşlı nüfustur. Kötü mü oldu? Hayır. Ama dikkatli olmamız lazım. Onu da neden dikkat olmamız gerektiğini bir sonraki programda yaşlanmayı konuşurken evet, daha, da bir daha konuşacağız, detaylandıracağız. Cinsiyet farkını hemen sormak istiyorum. Metabolizmaya etkisi nedir cinsiyet farkı? Kadınların biraz daha yavaş. Çünkü yapısal olarak Biz kadınların şanssız. evet, kadınların <laughs> metabolik rate'leri biraz daha düşük. O nedenle kadın günde 1800 gibi, erkek 2200 civarında kalori alıyor. Bunu ee, bunun nedeni de kas kütlesi temelde biraz da hormonal sistemin etkisi var diye düşünüyorum. Ama bir kadının e, benim metabolizmam zaten yavaş. Ben metabolizmanın e, kadersiziyim, kader mahkumuyum gibi düşünmesi gerekmiyor. Çünkü bir kadın da metabolizmasını bir erkekten çok daha üst düzeye çıkarabiliyor. O nedenle zaten 100 metre koşan kadınla 100 metre koşan erkek arasında pek fazla fark kalmadı. Evet. Peki stresin metabolizmamıza olan etkisi nedir? Bu da önemli bir etki. Biraz önce anlattığım sistem bir kere birincisi yani böbrek üstü besin yani strese girdiğimiz zaman yaptığımız başka maruz kaldığımız ilk şey başımıza gelen en kötü ve en önemli ilk hadise bir kortizol banyosu yapıyoruz bir kimyasal banyo yapıyoruz strese girince başlangıçta kısa süreçte o kimyasal banyo kilo da verdirir yani adrenalin kalbinizi evet. hızlandırır evet. sisteminizi hızlandırır ama o kimyasal banyo uzadığı zaman adrenalin banyosu olmaktan çıkar kortizol banyosu haline döner kortizol banyosu halindeki döndüğü anda da sizin enerji üretim sistemleriniz ya e, şeker yakmaya değil ya depolamaya doğru yönelir. Yani motorunuz bozulur. Sizin enerji sistemleriniz kortizolü daha çok ürettiğiniz ortamlarda yağ üreten fabrikaya sizi dönüştürür. Hep söylediğim bir söz var. Altını bir daha çizeyim. Buyurun. Vücudunuzun ne kadar yağ üreteceğinin karar vericisi kortizoldür. O yağın nereye depolanacağının karar vericisi insülindir. İnsülindir. İkisi de yedi beladır. Evet. Onu bilir Yani kortizolle siz yağ üretirseniz, insülin de onu göbeğinize, karnınıza, kalbinizin çevresine, böbreğinizin çevresine, pankreasınızın içine, karaciğerinizin yuvalarına sokacak olursa o zaman yapacağınız hiçbir şey yok. Evet. Çok kötü. O nedenle bu ikiliye çok dikkat etmeniz lazım. Stres bu nedenle kilo aldırır. Hatta sizin bütün çabalarınıza rağmen kilo verme çabalarınızı sabote bile edebilir. Evet. Peki hocam zayıflama haplarını konuşalım istiyorum. Etrafımda da duyuyorum zayıflama iğneleri ya da zayıflama hapları kullanan çok kişi var. Üstelik obez de değiller. Onların etkisini konuşacak olursak neler söylersiniz? Metabolizmamız olan etkileri. Şimdi zayıflama mıdır, haplarını ilaç firmalarının ya da takviye firmalarının çıkarmaya çalışmalarını hiçbir zaman ben şaşırmıyorum. Çünkü bu bir ticaret. İlaç firmaları insanlığa yarar için değil, öncelikle ticaret için kurdurlar Aynı zamanda da bizim insanlık adına bize hizmet de ederler. Ama ilaç firmalarının ettiği hizmeti enerji firmaları da ediyor. Hepimiz insanlık için çalışıyoruz. Siz de yapıyorsunuz, ben de yapıyorum. Ama insan, ilaç firmaları haklı olarak ...bir ekonomiye sahip olmaları lazım ki bunu yürüsünler. Bu ekonomiye sahip olmaları için de... ...en çok satan tarafa yönlenmeleri lazım. Şu anda en çok satanlar listesinde iki tane hatta üç tane konu var. Nedir Bu onlar? üç konu... ...pandeminin başına beri söylüyordum aman dikkat diye. epek dinleyen olmadı. Şimdi belki dinleyen çıkar. Bir daha tekrarlayalım. Bir, obezleşiyoruz. İki, yaşlanıyoruz. Üç, depresyona giriyoruz. Hatta dörde çıkardım. Uyuyamıyoruz. Uyuyamıyoruz, doğru. Dolayısıyla şimdi bütün ilaç üreticileri ve tamamlayıcı üreticileri ben Osman Hoca'yı nasıl daha çok uyuturum, ben Osman Hoca'yı nasıl daha çok e, kilo verdiririm, Osman Hoca'ya nasıl bir hap yutturarak Osman Hoca'nın e, uzun yaşamına destek olabilirim ya da ne yapar da Osman Hoca'nın e, vereceğim bir ilaçla depresyona girmesini önerim ve de depresyonu tedavi tedavidir. Bu dört mesele. Gayet doğal. Zaten o nedenle son dönemde bütün dünyada ilaç firmaları artık ağrı kesici üretmeyi, antibiyotik üretmeyi falan pek fazla kale almıyorlar. Daha çok osteoporozan ilaç üretebilirim. Çünkü yaşlanma uzadıkça osteoporoz sayısı uzuyor. Menopoza ne verebilirim? Çünkü eskiden 10 sene menopoz görüp hayata veda eden kadının yerini menopozu 30 sene 40 sene yaşayan yeni kadınlar aldı. Tabii. Dolayısıyla bu alanların gelişmesi normal. O nedenle de ilaç firmaları tabii ki kilo ile mücadele edecek ilaçlar üretecekler. Burada önemli olan bunların suistimal edilmemesi. Yani sizin kilo için ürettiğiniz ilacı TikTok'ta 140 milyon, 150 milyon kere tekrarlanacak şekilde bir takım bloggerlar tutup tesadüfen yapılmış gibi düşünürseniz ve siz ilaç vermesi olarak o halaki değerleri bir kenara bırakıp spor salonlarında bile o iğnelerin yapılmasını teşvik ederseniz 2 kilo, 3 kilo alan olanların bile bunları kullanmasına yönlendirirseniz evet, kilo fazlasın. bu, bu pek evet. ahlaki olmuyor. Bu çok net. Kusura bakmasınlar. Bunu söylemek zorundayız. Ama obezitesi olan bir adama, bir kadına, bir gence, bir çocuğa, çocuk dedim 20 yaş üstü olsun hala. E, iğne yaparak haftada bir defa beslenmesi ve aktivitesini düzene sokarken aynı zamanda daha hızlı morbid obeziteden ölüm tehlikesinden koruyabiliyorsanız helal olsun size. İşte bu zayıflama iğnelerini bunun için kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Ama bunları kullanırken aynı zayıflama ameliyatlarında yani bariyatik cerrahide olduğu gibi sonrası sorusunun cevabını vermediğin zaman ben olması oturma. Sonrası. Sonrası. Yani ben bu iğneyi ne kadar kullanacağım? Hı. Bunun bir ekonomisi var. Uzun vadede ne oldukları belli değil. Ne oldukları belli olsa bile 20 sene sonra ne yapacaklar evet. belli değil. Örneğin bundan önce uzun süre kullanılan bir Fransız firmasının ürettiği ilaç bir süre sonra ki kalp kapaklarında ciddi arızaya yol açıyor. Ne kadar zaman sonra aşırıdığı biliyor musunuz? 20 kadar? sene sonra. Ciddi misin? Evet ve yasak şimdi. Ben ne bileyim şimdi e, bu zayıflama iğnelerinin Değil mi? yarın bir gün ne numara çıkaracaklarını. Dolayısıyla acil ve çok özel bir durum söz konusu değilse. Kar, zarar oranı. Yani ehem mühim meselesi. Tabii. Ehem mühim. Ehem mühim bir işte, ayırmada kullanacaksak... Şunu bana sorabilirsiniz. Siz hiç kullandırdınız mı hocam? Hiç evet, kullandırdınız Evet mi? kullandırdım. Evet. Ama kime Ama kullandırdınız? Ama kime kullandırdım çok iyi biliyorum. Ve kullanırken de pazarlık yapıyorum. Bunu 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 yapmazsan bunu unut. Hmm. Sadece bunu unutma beni de unut. Bir daha bu dükkana giremezsin. Bu muayenehaneye gelemezsin. Benden tıbbi yardım alamazsın. Bir sözleşme yapacağız sizle. Bu sözleşmenin adı sosyal bir sözleşme. Güvenlik sözleşmesi. Evet. Yani sen bunu yaptın. Verdin 20 kilo. Bıraktın geldin bir 20 kilo daha almışsın ben seninle görüşmeyi reddederim. Kesinlikle reddederim. Çünkü ben sana baştan şartları koymuşum. Bunlar geçici çözümler. Ne yapıyor bu iğneler? Bağırsağımızda bir takım hücrelerimiz var. Bunlar hormon üretebilen özel endokrin hücreler. O hücreler biz yemek yediğimiz zaman doyma mesajı veriyor beyne. Yeter artık nefise kalk şu sofradan diyor beyin insana. Doydun diyor sen de kalkıyorsun. Evet. Ve uzun sürede tok kalmanı sağlıyorlar. Bu maddelerden birisi de GLP-1 dediğimiz glikogona benzeyen bir peptit bir protein parçacı. Onu sentetik olarak ürettiler, iyi yaptılar. Gelip de bir liste veriyorlar. Bazı insanlarda inanılmaz kusma ve bulantı yapıyor. Asla Öyle kullanamıyorlar. Evet. Bazılarında inanılmaz böyle bir ishal yapıyorlar. Yani lavman yapsanız bu kadar olmaz. Kullanamıyorlar. Bazıları iki hafta, üç hafta tuvalete gidemiyor. Benim bir arkadaşımız da başıma geldi. Muazzam bir problem oldu. Dolayısıyla bunları bilmeniz lazım. Baştan Konuşmanız lazım. Uzun vadede tiroid, uzun vadede pankreas net değil bunlar. Konuşuldu biz de tedirginiz ama belli değil. Dolayısıyla zayıflama iğneleri, zayıflama hapları daima Osman Hoca'nın şüpheyle karşıladığı, dikkatli olması konusunda sürekli evet. uyardığı, aman yapmayın etmeyin dediği haplardır. Evet. Ama maalesef pek çok... Hele ki yaz geldi o kadar arttı ki. Sorgulamadan diyet vermeden bir diyetisyenle bir beslenme uzmanıyla ve aktivite uzmanıyla işbirliğine kişi yönlendirmeden morbid obez değil obez dahi olmayanlara ya şekerin bir şey olmaz deyip kullandıranlar var. Ha. Burada mesele şu sosyal olarak kullanmak isteyebilir miyim isteyebilirsiniz karışma. Benim görevim orada size bunları anlatmaktır bilgilendiririm ama ona rağmen istiyorsanız takip ha. ederim tabii ki. İnsani görev o benim için ama dediğim gibi bu şartla uymak zorundayız programımızın sonuna doğru yaklaştık. Son söz size ait, buyurun. Bilmemiz gereken şey şu, metabolizma bizim iyi hayat patronlarımızın ilk üçünden biri. İlk dördünden biri. Hatta dörtlü patronundan bahsediyor ya Osman Hoca. İyi uyu, dikkatli ye, hareket et ve strese girme. Zaten bunların dördünün de arka planında incelik etkilediği şey metabolizmamız. Dolayısıyla metabolizma kavramı önemli. Metabolizma uzmanlığı önemli. Özellikle longevity dediğimiz yeni alan ki gelecek programı konuşacağız. Metabolizmayı bilmeyen birinin kalpten, böbrekten, sinir sisteminden, Tansiyondan anlamayan birinin bir longevite eksperti olması da mümkün değil. Bu çok önemli. İnsan sağlığına müdahale çok ciddi donanım gerektiren bir şey. Hepimiz sağlığımıza birisi müdahale etmek istediği zaman o müdahalenin, o birisinin daha doğrusu kim olduğunu çok iyi araştıralım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Rica verdiğiniz bu değerli Estağfurullah. bilgiler için. Estağfurullah. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konu başlığımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.